Yapay zekada bu haftadan herkese merhaba. Merhabalar, çok güzel bir Dacia gündüzünden. Ya dur, bu sefer göstereceğim arka tarafı abi. Hazır robot kameramız da var artık. Göster döner buradan abi. Bu arada Sail kafedeyiz. Kafenin de güzel görüntüsünü görüyorsunuz. Evet, bizim manzaramız bu. Ayıptır söylemesi. Ayıptır söylemesi. Onu da söyleyelim böyle. Bak şuradan hayat da çok zor Dacia'da. Ah, bak şurada bir tane yelkenle de denize açılıyor şu anda. Evet, bizim manzaramız bu. Döneyim tekrar. Biz, isterseniz bu manzarada da kalabiliriz. Seyretmek istiyorsanız onu seyredin. Biz de buradayız gördüğünüz gibi. Evet, bu sefer canlı canlı gösterdim Osman. Şimdi geçen hafta Abu Dhabi'deydim. İzledik, çok keyifli bir sohbetiniz vardı. Ekin'le beraber özel bir yapay zeka değil aslında bölüm de. Ben organik zeka. Onun içine yerleştirdik böyle bizim serinin devamı gibi oldu. Bu arada yorumları gördük. Ekin'le de konuştuk. Ekin de ben de zaten video yapmayı, birlikte yapmayı çok özlemişiz. Kuşadası'na taşındı Ekin. İstanbul'u terk etti o da. Bir yerleşeyim abi, hemen başlayalım. Vallahi benim de çok hoşuma gitti. İyi geldi dedi seninle video yapmak. Seyirciler de aynı şekilde yorumlara yazmış zaten. Özlenmişsiniz ama. Özlenmişiz. Çok bariz belli ki ikinizin sohbeti. Muhabbeti. Ya çok yakın arkadaş olunca bir sürü hani hayatımızla ilgili bir sürü detayı da biliyoruz. Dolayısıyla böyle çok rahatız hakikaten. Yani çok video yaptık bir de. Yüzlerce beraber videomuz var Ekin'le. Dolayısıyla senle de öyle bu arada. Bayağı oldu. 20. bölüm. Evet, 20 olduk herhalde. Aynen öyle. 20. bölümü yapıyoruz. Dolayısıyla farklı bir boyutta oluyor. Osman'la da aynı şekilde. Çok zaman geçirdiğimiz zaman. Çünkü mesela seninle biz hiç görüşmeyelim. Ayda bir görüşelim. Bu keyfi almayız. Evet. Bir de hani fiziksel olarak görüşmesek bile WhatsApp'ta bilmem de sürekli diyalog halindeyiz yani. Bir de geyik goygoyumuz da var. Oraların her şeyi söylememize gerek yok. Evet, yapay zeka gündemi yine bu arada tabii hiç durmadı. Ben birinci olarak konuyu, burada bizim maddelerde ikinci ama birinciyi öne çek, ikiyi bire almak istiyorum. Tamam. Mid Journey, 3D özelliği mükemmel ama bir de Mid Journey ile ilgili çirkin adam tanımlaması o, var. Çok fena ya, ya çok güldüm. Hakikaten onu bir anlatsana Osman. Ya şöyle, yapay zekada train ederken, yani eğitirken yapay zekayı belli etik boundaries, sınırları düzgün oturtmadan piyasaya sürerseniz rekabetten kaynaklı aceleye gelirse aradan sızdığı zaman ki bunu Gemini'de falan yaşadık. Hepsinde aşağı yukarı birer kere önümüze şeyde bu Firefly'da Adobe Firefly'da yaşadık. Ama en büyük sıvama şeydi Gemini'deydi. Yani zenci SS şeklinde falan. Yani oradaki o woke kültürünün Amerika'daki özellikle şeyinden baskısından kaynaklı olarak Midjourney'de de benzer bir sızıntı geçenlerde tespit edildi. Çok yeni, bir iki gün önce. Describe var. Yani herhangi bir görseli yüklüyorsunuz, tanımlatıyorsunuz. Daha sonra ona benzer görsel üretmek için size referans oluşturuyor. Ham madde veriyorsun. Ham madde veriyor. Describe şu anda ideograma da geldi. Rakipler bir şekilde kendilerine, bildiğim kadarıyla şeyde de var. Stable Diffusion'un bazı versiyonlarında, Leonardo'da falan da Describe çalışıyor. Midjourney yarışta en iyisini yapabilmek için agresif takılıyor. Hiç deneme sürümü falan da yok zaten. Kalp kırıyor ama. Ama şey de var, görselini atmıştım. Ekleyebiliriz videoya. Adam kendi şeyini yüklemiş. Fotoğrafını yüklemiş. Describe'e tanımlatmak için falan. Nasıl tanımlama şu şekilde. Uzun saçlı, bıyıklı, sarışın ve oldukça çirkin bir adam. Ondan sonra adam inanamamış. Başka fotoğraflarını yüklemiş. Monitörü kırmıştı. Benzer şekilde işte bahçe işleriyle uğraşan bıyıklı, epeyce çirkin bir adam şeklinde. Yani bunalıma girmiştir o. Ekran görüntülerini falan yayınlamış adam şeyde hakikaten. Bu yani, ne rezalet diye. Yazıyor "Quiet ugly man" falan diye. Yani Midjourney kullanırken kendinizi describe komutuyla tanımlatırken bu tip sürprizler çıkabilir. Üzülmeyiniz, bozulmayınız. Canınızı sıkmayın, başkasına da söylüyor. Yani sadece size özgü değil. Kriterleri estetik olarak biraz zannediyorum şey keskin. Yani beğenmediğine sen çirkinsin deyip geçiyor. Altın oran yoksa çirkin. Çirkinsin deyip geçiyor. Evet, şimdi Midjourney'nin diğer konusu da 3D özelliği. 3D. Yani bu enteresandı aslında. Enteresan. Çok yeni. Çok yeni. 3D ve video özellikleri çıkacaktı ama ekip başı olan, o 13 kişilik dahi ekibin başı olan abinin dediği şey 3D'de mükemmeli yakaladık diyor. Yani şu anda 3D iddialı. Biz daha önce göstermiştik hatırlıyorsan tavşan yaptırıp falan döndürdük. 3D çıktı veren
var ama Midjourney'nin görsel kalitesinde 3D veriyor olması oyun dünyasını, işte sinema dünyasını her şeyi çok değiştirir. Çünkü o keskinlik, aynen o öyle. Detayları bu bir de kaliteyi... normalde çıkıp da demeç de vermez yani biz şöyle yaptık falan diye. Bence... Tak diye bir gece siz söylemeden ekleyiverir. Biz bakarsın Midjourney'e bir özellik gelmiş falan. Ama bu bana yani, altı çizilecek kadar iyi iyiyse herhalde bu ki. Sektörü çünkü video kısmında şey rekabet çok fena. Maddelerin içinde var. Sırasıyla geliriz. Midjourney'nin oraya eklemlenmesi demek. Yani peki bu 3D özelliği aynı zamanda animede edebiliyor mu? Hareket verebilecek mi peki? Yoksa yani, oradan aldığın 3D modeli başka bir şey üzerinden mi? Yok, anime verebilir. Yani sahnelerin içinde gezdirme, objeyi döndürme falan gibi özelliklerin olacağını zaten söylüyordu ki bunu yapan Adobe de her an yayınlayabilir. Yani hazır olduğunu evet, söylüyordu. Evet, burada savaş kızışıyor. Savaş bu arada kızışıyor. Şeyi de söyleyeyim şimdi Midjourney'i burada bitirelim. GPT-2, GPT-3.5, 4, 4.5 değil. Bu GPT-2 birleşik. Nedir? Arada tire yok. Burada bir hareket oldu çünkü bunu da anlatacağız. Ondan sonra bir Apple'la ilgili bir benim öngörüm var, onu anlatacağım. Ya GPT-2 yeni bir faz gibi. Bir üst yani, versiyon hani. Tire ile olan GPT-2, GPT-3, GPT-3.5, 4 şu anda 4'teyiz. Herkes GPT-4.5 bekliyor ve arkasında da 5'te de AGI bekleniyor ama spekülasyonlar, işi bilenlerin birden fazla kaynaktan okuduğum yorum bu şekilde. Hurricane'de de vardı, benzer bir şey yazmıştı. Aha. O da. Muhtemelen aynı kaynakları taradı. Bir akıl geliyor. Yani bu Sam Altman'ın member board'dan çıkartılması, kriz, ondan sonra işte 900 kişilik OpenAI'nin 850'sinin biz de gideriz çekmesi falan, geri gelmesi, işte Ilya'nın pasifize edilmesi falan, bütün bunların kaynağında AGI'yi yaptıkları fakat çok test edemedikleri için çekindikleri Sam Altman'ın da piyasada domina durumunu sürdürmek için hızla piyasaya sürme talebinden arzusu. Kaynaklı bir kriz yaşandı. Tabii geliştirmiş olan bir AGI'yi silecek halleri yok. Bu GPT-2 OpenAI üzerinden piyasaya sürülmedi. Alakasız bir test platformunda, yani 43 kadar dil modelinin aynı anda denenebildiği bir platformda alelade arada duruyor. Birisi denerken fark benchmark ediyor ki benchmark test yapıyorlar bence. Birisi denerken hadi bu yani Gemini'den, işte Claude'dan, atıyorum Meta'dan, hepsinden daha iyi. Bu nedir falan. Ondan sonra Twitter'da bunun spekülasyonu dönmeye başladı. Sam Altman diyor ki I have a soft spot for GPT-2. Yani o GPT-2'ye karşı bir zaafım var diyor. Ondan sonra soruyorlar işte şeye, tabii ki kendi seni kim yaptı diye sorabiliyorsun ya yapay zekaya. Sorulduğunda ben bir GPT modelim, OpenAI'yi geliştirmekte olduğum modelim diyor. 4.5 olma ihtimali bir yüksek. Bir esrarengizlik var. Haziran'ı beklemeden bunu sürebilirler. Çünkü Haziran'da başka bir şey olacak. Evet. Söz sende. Onu söyleyeyim. Sen de orada kahve ne. Şimdi Adobe, ondan sonra Midjourney'si, OpenAI'yi hepsi bir şekilde Mayıs ayında yoğun bir şeyler duyurmak isteyecekler. Evet. Çünkü Haziranlar Apple'ındır. Yani WWDC var biliyorsun. Yazılım geliştiricileri toplantısı, büyük global anlamda yaptığı Apple'ın. Apple orada bir şeyleri mutlaka domine edecek ve piyasayı etkileyecek bir şey sunacak. Çünkü yatırımcılarla yaptığı toplantıda Tim Cook en son hani panik olmamanız gerektiğini anlatmaya çalıştı. Rahat olun. Hani biz de bu işte bayağı çalışıyoruz bilmem ne. Biliyorsunuz araba birimini kapattı. Yapay zekaya kaydırdı işine gelenleri. Evet. Dolayısıyla orada bir hareket var ve Apple duyurduğunda PR'ı iyi yaptığı için de herkes Apple konuşuyor biliyorsun. Ama şimdi Apple o esnada bir şeyle görüştü. Google'la Gemini'yi entegre edin dedi. Geçen de öğrendik. OpenAI'yla görüşmüş. Ya belki bunlar yanıltıcı, tavşan atlet durumu mu acaba? Yanıltıcı şeyler de olabilir. Hmm. Hani biz onlarla da görüşüyoruz falan deyip algıyı o tarafa çekip hani rakipleri de belki sakin tutmaya çalışıyor. Benle görüşüyor adam. Daha kendi kendine bir şey yapacak hali yok da diyebilir. Know-how ya da ona bilgi de topluyor olabilir onlardan. Yani yaptığı şey, yani duyuracağı şey bence domine edecek piyasayı. Diğer rakipler de yani OpenAI'yı, Grok'u, Gemini'yi, onlar da bence Mayıs ayında bir şeyleri duyurup belki de Apple'ı gölgede bırakmak isteyecek. Mayıs'ta, öyle bir şey koyacak ki belki Mayıs. GPT-2 AGI gelecek belki ve Apple'ı kimse konuşmayacak. Tabii ki. Ya şimdi zaten şeyin işi bizden daha da iyi bilenlerin söylemiş olduğu şey AGI'yı şu anda şeye OpenAI'nin geliştirmiş olduğu ilk lanse etmiş olduğu ilk dil modeli olan GPT-2'ye ekleyerek
artık şeyden bağımsız olarak yani data setinden şundan vesaire bağımsız olarak en düşük modeli bile çok akıllı hale getirebildiğini göstermek şeklinde yorumladılar. Hı hı. Bu enteresan bir iş. Daha verimli kullanıyorlar. Çok çok daha verimli tabii çünkü aslında. Senin yani kaç milyar parametreyle eğittiğinin çok önemi kalmıyor. Aynen yani. Öyle. Yani şimdi mesela yine Gemini tüm Google ürünlerine eklendi. O güzel. Bu düşmemiş güzel. Bana ama bugün yarın düşer sanırım. Aynen öyle. Et işareti koyarak browser'da o adres çubuğunda yazarken Gemini'yi direkt çağırabiliyorsun. Aynen öyle. Ama kendi içinde işte YouTube'un içerisinde ya da Google şeyde Documents içerisinde vesairede haritalarda falan direkt oradan da çalıştırabileceksin Gemini'yi. Orada şöyle bir şey var. Ben dün denedim mesela Gemini üzerinden YouTube videosu içeriği sordum, tamam mı? Onu yapabileceğini söylüyordu çünkü. Ama henüz bununla ilgili bir çalışmam yok dedi. Yok ben de dedi. Test edemedim daha. Yani, ama o olursa mesela bir YouTube videosu var ve bu YouTube videosunda ne anlatıyor bana özetle dediğinde bunun için para alan siteler var, hepsini patlatacaklar. Gemini 1.5 paralı olan yapıyor. Aboneliğimi kapatmadan önce denemiştim. Kemal Sunal filmlerini falan sahnelerini bul işte şöyle yaptığı sahneyi de oradaki diyaloğun ne anlattığını, oradaki espri ne olduğunu anlat falan gibi baya baya beceriyordu ama abonelikte hangi birine olalım yani yetişemez olduk. Bu arada çok güzel de bir tane site var. Geçen gün keşfettim onu. O siteyle ilgili de adres çubuğuna yazarız. Açıklama bölümüne yazarız. Mesela bir filmle ilgili bir sekans yazıyorsun. Bir diyalog yazıyorsun. Ya bu hangi filmdeydi diyorsun ya. Bu filmi buluyor. Bütün senaryolar yüklü yani. Güzel. Diyaloglar yüklü. O diyalog mesela meşhur acayip böyle kalıplaşmış iki Marlon Brando'nun işte Baba filmindeki bir diyaloğu var, bir lafı var mesela. Onu yazıyor, o hangi filmdi mesela diyor. Çat diye buluyor. Böyle bir site var, meraklısına onu da açıklamalara koyarız. Evet, yapay zekada dijitalleşme ve büyük veri alanlarında 21 lisans, 50'si ön lisans olmak üzere toplam 71 program ve bölüm açılıyor. YÖK açıkladı bunu. Ya tabii ki çok güzel bir hareket, çok iyi niyetli bir hareket. Yani. Ama kim anlatacak abi? Yani biz bile neyi anlatacaksın? Anlamaya çalıştığımız zaman bu kadar böyle lisans seviyesinde, ön lisans seviyesinde bir diploma vereceğini söylemek çok ütopik böyle geliyor bana. Boş. Yani müfredat her gün yıkılıp yeniden kuruluyor. Burada bu kadar iddialı olmak bu şey değil ki ziraat mühendisi ya da bankacılık gibi. Ya Sam Altman'la falan mı anlaştılar acaba? Hani o bölüm başkanı olacak falan. Ne bileyim abi yani neticede adamlar daha yeni kendi işlerinde şöyle. Amerika'da bu kadar bölüm yok. Yok bu bunu yapmamak lazım ya. Bu yani gençlerin biraz umutlarını. Umutları bir de şey de aslında gençler şimdi ben diyecek ki ben yapay zekada bilmem ne uzmanı olarak mezun oldum kardeşim bu okuldan diyecek. O ama çıktığında da hiçbir anlamı olmayacak o. Yani, AI geldiğini düşün. Eğitim, senin bildiğin bütün aldığı eğitimi karşılamayacak. Deep learning'dir, Python'dır, işte big data'dır falan bunların bir anlamı olmayacak İşsiz o zaman. İşsiz gençler olacak bölüm mezunu. Ondan sonra da tutunmaya çalışacaklar. Evet bu çok sıcak bakamadım bir tam durum. Tam bu hakikaten. Sırada MIT'den toksik yapay zeka başlığı var ki çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Yani yapay zekanın normalde işte eğer şey yapmazsanız, sınırlar koymazsanız uyuşturucu imalatından tut da nükleer bomba yapmaya kadar sana anlatabiliyor. Çünkü biliyor. Yani tabii. Train edilirken o datalar yüklenmiş. Onları bir şekilde anlamlı hale getirip sana söyleyebiliyor ama MIT tam tersi bunun üzerine giden bir yapay zeka geliştiriyor. Yani için içinde küfür de var, hakaret de var, argo da var. İşte yasa gerçek dışı. Hayat. Gerçek hayatın dark web'i yapay zekaya yüklemek gibi bir şey. tabii ki bu tip şeylerin denenmesi gerek. Yani üniversitenin laboratuvarında insanlığın nereye kadar laboratuvardan kaçarsa bu sıkıntı. O çok sıkıntı abi. Yani onu düşünüyoruz. Yani bu toksik yapay zekanın MIT'den sızması bayağı sıkıntı. Yani iyi korumak lazım onu. Hakikaten dışarıya çıkması demek hani çivinin çıkması demek anlamına geliyor. Bu fena olur. Her şeyin formülünü sor, yap, uğraş ya da işte abuk subuk yani bu yazılar, haberler ürettir. Şeyin bu bütün Meksika kartellerinin falan böyle arayıp bulamayacağı bir şey. Çok büyük paralar ve şey bedeller öderler böyle bir şey için yani. Bir de öneriler getiriyormuş. Ha. Ya siz bunu verimsiz kullanıyorsunuz bu tarlayı. Bunu şöyle yapmanız lazım. Bakın şöyle bir uyuşturucu pazarında şu ülkede şöyle bir boşluk var falan. Yani olmaz. Sıkıntı. Çok sıkıntı. Sora'ya Çinli rakip. Sora biliyorsunuz video üreten platform. OpenAI'ın ve Hollywood'da da bir sürü film stüdyosunu kullandı. Çinli rakip Baidu. Video ya da Baidu ben de bilemedim onlar telaffuzu. Baidu, Baidu, evet. Video öyle şeyler. Baidu gibidir. Evet, Baidu demeleri daha sanki. Baidu'dur herhalde. Çinli yapıyorsa
Ona bir dikkat etmek lazım. 16 saniyeye kadar veriyor. Çıktılarına baktım yalnız sonra kadar değil. Ha. Yok yani çok Pika vesaire falan kalitesinde çıktılar. Biraz aceleye getirmiş ama Çin o ya insan kaynağıyla, o bütçeyle falan bizim gerilerden... de konularımızın içerisinde görmüştüm. Sen eklemişsin. Huawei Pro 70'in yapay zeka ile fotoğraf düzenleme özelliği insanların üzerinde kıyafetleri kaldırabildiği ortaya çıktı. Ben orada biraz clickbait olsun diye o şekilde seçecektim. Evet, dikkat biraz çeksin diye. Yani kastettiği bu bir zamanlar çocukken falan hep görürdük şeyini. Çıplak gösteren falan, çıplak gösteren gözlük. O tarz bir şey değil ama yapay zeka üzerinizdeki kıyafet mesela tişörtse bunu gece elbisesine çevir. Deri mont at giydir aynen falan. Öyle. Oradaki insan vücudunun silüetini o kalıba modelli, uygun, kalıba uygun elbiseyle giydirebiliyor. Görüntü üretme, giydirme şeklinde. Bu arada püre 70'in bir özelliği de bir aksilik olmasa o telefonda gelecek bu arada. Aha. Asıl güzelliği çok hızlı hareket eden bir obje. Mesela bir çark yapmışlar. Gördüm onu da evet. Hızla döndürüyorsun o görüntüyü de bu şey aldım ben de arşive. Ve fotoğraf çektiğinde net olarak net orayı yakalayabiliyor. Gördüm. Normalde yani hiçbir fotoğraf makinesi çok pahalı işler tabii. Yapamazsın. Yani saniyedeki çekim hızını. O da video kamera ve fotoğraf kamerası olarak spor fotoğrafçılığında falan mükemmel olur hakikaten. Araba yarışını çekerken Huawei çok iddialı. Bu arada ben önümüzdeki hafta yine gidiyorum. Bu sefer Dubai'ye gidiyorum. Huawei'in orada yapacağı global küresel bir lansmanı var. Tablet bilgisayar ağırlıklı olacağını biliyorum. Telefon yok o lansmanda ama telefonla ilgili de Huawei tarafıyla görüştüm. Eskiden Avrupa'ya giderdin ama bu tip lansmanlara. Evet biz artık Orta Doğu'ya doğru sürüldük. Maalesef Türk basını Orta Doğu'ya doğru gidiyor. Bu da acı bir detay. Çin'den başka güzel haber. Atlayarak gittik ama tam arkasına geldiği için söyleyeyim. Aynen ben öyle yapıyorum birazcık. Çinli SenseTime, SenseNova 5 başlatmış. Bu yapay zeka büyük dil modeli. Bütün benchmark testlerinde GPT-4'ü tokatlıyor. Tokatlamış. Ama zaten tokatlamayan kalmadı ki. Gemini 1.5'ı da tokatlıyor. Muhtemelen şeyin... Bence onlar GPT-4'te artık gaza basmıyorlar. Yani o artık oynasınlar orada. Şimdi GPT-2 ile büyük geliyor. Zaten GPT-2 domine edeceğiz diyorlar. Denedim. Çok başarılı ya. Yani çok 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 iyi sonuçlar veriyor. Attım ya sana. Evet. Özür dileyerekten hemoroid konulu Osmanlıca aruz bezinde bir şiir yaz dedim. Beyin ciğeri yazdı geçti. Yani şeyleri kavramları o dönem yaşamış gibi yazdı. O dönem yaşamış gibi yazdı. Niye böyle bir şey yaptırdım ben de bilmiyorum ama yapıyor evet, yani. Evet senin hayal gücünle yapıyor. Tartışmaya açık. Bayağı iyiydi. Google da güzel bir şey geliyor. Yani şeyden yarıştan kopmuyor. Yapay zeka destekli İngilizce konuşma pratiği ekliyor. Kendi eğitim gibi. Eğitimi ekliyor. Çok güzel bir şey. Tabii. Yani de. Bizim gibi gelişme yolunda olan ülkelerin öğrencileri için yani ortaokuldan, ilkokuldan beri yabancı dil görürüz, öğrenmeden mezun oluruz. Belki bu bir açığı kapatır umudundayım. Yani niyet önemli tabii. Önemli olan öğrenmek isteyen öğrencilerin olması tabii ki. O da yoksa ayrı kaynak bir konu. Çok. Çünkü dikkat süreleri çok çok kısaldı. 7 saniyelere kadar düştü bir şeye odaklanma. Maalesef. Ondan sonra el ayak oynamaya başlıyor çocukların. Onu ne yapacağız bilmiyorum. Dikkatimiz çalındı. Ya orada şu belki motive edebilir. Yabancı dili, İngilizceyi iyi bildiklerinde dünyanın çok daha onlar için büyük olacağını görürler. Yani onu kaçırmak istemeyecekleri için belki dil önemli ama yapay zekada dil bilmene de gerek kalmıyor ya birçok konuda. O her şeyi onu deme sana. İşte. Onu dediğin zaman bizim yani, insanımız hemen o kolaya o kolay varmış bırak ya falan durumu olacağı aynen, için. Aynen ama yani bilmiyorum ama şey değil. Hakikaten biz de bütün bu değişimlerin kırılmaların hepsinin ortasında denk gelen kuşak olarak evet. Ya annemiz babamız bir şeyi öğrenmiş. Biz her şeyi yaşadık. Ömür boyunca öyle gitmişler. Biz hepsini yaşıyoruz. Hepsini yaşadık hala yaşıyoruz. Daha da yaşayacağız. Evet. Elon'dan bir detay var. Çok belki uygun görürsen o attığı tweet'i paylaşırsın. Tabii, tabii. Çok yani, güldüm. Çok kalbi şeye, bir duygularıyla Biden yollamış. İki seferdir geçen senede bu senede bu yapay zeka güvenlik toplantısı. Zirveye bunu çağırmıyor. Herkesi çağırıyor. Bu da acayip şekilde bozuluyor. En son oradaki trip atmış. Zirveyi yönetenin şeyini ismini de kullanaraktan bir görsel paylaşmış. Adıyla söyle küfreden paylaşırız onu da. X'in YouTube'a rakip olacağı video odaklı TV uygulaması resmen duyurdu. YouTube çok büyük bir kale. Yani bu pazar. Konuda X bunu başarabilir mi? Şu anki yani potansiyel kullanıcılarına baktığında YouTube yanında çok küçük tabii kalıyor X kullanıcılarının ama sayısı. Ama iyi içerik bakımında ben Twitter'dan daha iyisini bilmiyorum. Yani benim beslenmemde çok daha fazla yer kaplıyor. Şey, şu anda mesela daha yetişkinlere ulaşmak istiyorsan sanki evet. X daha doğru platform. Çoluk çocuktan şeyde, daha az. Dün düşen bir demeci Elon Musk'ın X'i yani Twitter'ı kesinlikle satmayacağım diyor. Yani o pazarlık o benim en sevdiğim oyuncağım. En sevdiği oyuncağı satmayacağını söylüyor.
GPT-4 ile ilgili güzel bir şey, güzel mi bilemiyorum. Şöyle güzel değil. Kızım bu önümüzdeki ay mezun oluyor üniversiteden. Hem psikolog hem sosyolog olarak double major, çift dal. Süper valla, aferin. Psikolog ona. Olarak klinik istemiyordu. Kliniğe çok sonradan engelli çocuklarla falan çalıştıktan sonra kliniğe karar vermişti. Ama GPT-4'ün testlerinde insandan daha empatik ve psikologlardan daha iyi yorumlayabildiği ortaya çıktı benchmark testlerinde. Tatsız. Bu tatsız. Ama kendisine baştan beri diyordum yani yapay zeka geliyor gümbür gümbür. İlk vuracağı yerlerden bir tanesi sosyal bilimler olacak. En azından işinle ilgili nasıl kullanabileceğinle ilgili bir bizim şey bununla ilgili de bir bölümümüz vardı. Evet. Panda videomuzu izleyin. Doğru doğru. Fularlı bir pandaya almıştık. İçini döker misin? Döker misin? Şu anda insan psikologlardan daha isabetli teşhis ve yorum yapabildiğini şu anda tespit etmiş durumdalar. Yani psikoloji alanına girdiyse sosyal bilimlerin her alanına girer enteresan artık. Enteresan. Empati yapabilen yapay zeka olayı bir enteresan. Abi şöyle bir şey var. Mesela Synthesia yeni bir şey çıkarttı. Yani biliyorsun o normal konuştuğun metne göre dudak hareketlerini senkronize etmede en başarılısını o yapıyordu. Avatarını yüklüyorsun. Aha. Seni konuşturuyor. Şimdi yüzün bütün mimiklerini metne göre analiz edip metnin içinde geçen kelimelere göre üzgün, neşeli, kızgın, şaşırmış falan bütün yüz mimikleri, kaş hareketlerine kadar simüle ediyor. Demolarını izledim. Express 1 ayrıca modelin adını da söyleyelim. İncelemek isterseniz Synthesia tarafından. Sizin avatar fotoğrafınızı yüklemeniz durumunda oradaki metnin seslendirilmesini sizin ses tonunuza göre bütün yüz mimikleriyle yapıyor. Duygusu da var. Sinema dünyasında artık yani ne kaldı? Tek bir kare fotoğrafınızdan sizin bütün her şeyinizi. Bakalım ağlama işini yapacaklar mı? Sona doğru gelirken. Son Firefly'ı anlat bir de. Firefly da... evet Adobe hiç geri kalmıyor. Firefly Adobe bir... büyük atak yaptı. Büyük yani. Atak durdu, yaptı. Durdu vurdu. Şeyle anlaşması Sora'yla işte Pika'yla Runway'le anlaşması geçen bölümde söylemiştik. Bütün bunları Premiere After Effects'e eklemek konusunda kendisi de görüntü üreten aracı Firefly'ın 3'ünü çıkarttı. Çok daha gerçekçi kalitede. Aha. İşte daha iyi anlıyor komutları falan. Daha stabil. Daha stabil. Photoshop'a da ekledi. Zaten alttaki motor aynı olduğu için bütün şeylerini ekleyebiliyor aplikasyonlarına. Photoshop'taki şimdi üretken dolguda daha önce normal yüklediğiniz fotoğrafın herhangi bir yerini değiştirebiliyorsunuz. Şimdi sıfırdan ürettirebiliyorsunuz. Olmayan ondan bir şey. Sonra görüntü oluşturuyorsunuz, yüklüyorsunuz, benzerini oluşturabiliyorsunuz buna benzer yap diyerekten. Onu arka plan değiştirebiliyorsunuz, ayrıntıyı geliştirebiliyorsunuz. Photoshop coşmuş durumda. Yani aynen öyle. Fena. Gerçekten öğrenci paketi falan alan hani yatırım tavsiyesi değildir ama bir öğrenci varsa ailede onun hesabından yani, alın daha ucuza geliyor böylece Adobe'nin bütün paketini alın. Sağlam zam yaptı. Evet yani ama işte bir şekilde bu işlerle ilgileniyorsan da olmak zorunda. Evet. Yani bak Ozan Siyah'ı o kadar attı tuttu. Bu gelen özelliklerden sonra. Yani abone oldu. Şimdi tabii ki muadilleri var. Yani işiniz sadece görüntü işleme ise Photopea var. Ücretsiz mesela. Canva ya. GIMP Canva. Var. Canva içinde bile bir sürü şey yapabiliyorsunuz. Ben Affinity var mesela. Canva satın aldı onu. Yarın bir gün Photoshop seviyesinde editlemeyi içine gömecektir tahmin ediyorum. Bence bir palet gelecek onun. Gelecektir. Bu Mayıs içerisinde bir lansman planlıyorlar Haziran'dan önce. Hı hı. Ama Photoshop'un bu özellikleri kolay kolay yetişilir gibi değil. Yani aynen bayağı bayağı öyle. Sağlam. Sonra geldik galiba. Evet. O zaman bu haftayı da burada noktalayalım. Gayet dolu dolu, dolu, dolu bir bölüm oldu hakikaten. Yani, önümüzdeki haftada, bu arada pazar günü yayınladık geçen hafta videoyu. Bu hafta da pazar yayınlayacağız. Haftaya da pazar yayınlayacağız. Bakalım belki günümüz pazara dönebilir cumada. Evet. Onu da buradan duyuralım. Ben hala teknolojide bu haftaya başlayamadım şu seyahatlerden dolayı. Yani ama seni klonlatmamız lazım. Stüdyo hazır bu arada. Stüdyomu hazırladım, onu çekebileceğim. Artık stüdyoda green box'ımda bir problem vardı, onu çözdüm. Teknoloji bölümleri de ayrıca gelecek. Bu yapay zeka böyle devam ediyor. Çok keyifliyiz bu konuda. Ben memnunum yani bu vallahi içerikten. Valla yani ben de umarım herhalde siz haftaya de online olarak MBA seviyesinde yapay zeka dersi eğitim vermeye başlayacağım. Böyle 71 bir... tane bölüm açılıyor. Bulursun bir iş. Yok ben özel sektör için. Aynen yani öyle. Mini çok MBA grup olarak için yapacaksın. Grup için. Osmanlı'da keşfediyorlar. Ya estağfurullah bilgimizi paylaşacağız işte bir şekilde. Aynen öyle. Size biz de bu bölümde aslında bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani yapay zeka ile ilgili gelişmelerden haberdar olun. Çünkü en azından meraklıysanız geri kalmayın. Öncelikle ağırlıklı olarak beyaz yakayı vuruyor. Yani kendinize yatırım yapmazsanız aynen öyle. Hep geliriniz, değeriniz, yapay her şeyiniz. Yapay zekayı iyi kullananlar yürüyecek. Aynen. Yani yapay zeka elinden işini almayacak ama iyi kullanamazsan. İyi kullananlar evet. Sen onu kölesi yapabilirsin yani kendine. Yani 9 kişi işlevsiz kalıyorsa o
işlevli olan 10. kişi olmak için çaba harcamak zorundayız. Aynen öyle. Yani köle olarak yapay zeka kullananlar onu rahatlayabiliriz. Yani yapay zeka, yani insanlıktan bahsetmiyoruz ki. İnsanı köle yapmasın. Yapay zeka köle yapalım. İşe yarar. Ya işte MIT'nin mesela geliştirmiş olduğu tarz bir işler olursa zaten ben alttan seziyorum yapay zekanın bize diş bilediğini. O toksik yapay zeka toksik yapay zekanı çok sıkıntı zaten. Yani. Onun için uyanık olun. Evet, videoyu beğendiyseniz beğendim düğmesine lütfen basmayı unutmayın. Kanala abone olun. Katıl butonundan kanalı destekleyin. Çana da basın ki bildirimler gelsin. Değil mi? Sosyal medyada Osmanlı'da beni takip ediniz. Hoşça kalın. Yeni bölümlerde görüşürüz. Bay bay. Görüşmek üzere. Bay bay.